Şimdi tabii bu büyük dönüşümün reklam filminde Mustafa Sandal'ın şarkısı uyarlandı. Yine Ayıcıklar başroldeydi. Kurgusunda en öne çıkan noktalar sizce neler oldu? Bu kampanyanın en can alıcı noktaları. Ben biraz önce konuşmamızda da aslında Elif Hanım'la konuşurken şey yapmıştık. Slogan çok vurucu. Yumoş deterjan çok iyi çıktı. Hem çıkışı vurguluyor hem ürünün kalitesine bir gönderme var. Ama sadece bununla sınırlı değil. Ortada bir de daha komplike bir kampanya var. O kampanyayı nasıl tasarladınız? Hangi noktalar daha öne çıkıyor kampanyada? Elif Hanım. Ben başlayayım. Strateji ve brief tarafından. Aslında birkaç ayağı var. Görünen, görünmeyen. Her şeyde gerçekten Yumoş deterjan çok iyi çıktı fikriyle başlıyor. Ama mesela ilk yaptığımız şeylerden biri içerisinde ürün olmayan 20 saniyelik bir reklam filmini bu haberi duyurmak için sadece tek mesajı Yumoş deterjan çıktı olan bir reklam filmi yayınlamak oldu. Biz 15 gün kadar dediğim gibi içinde şişe ve ürün olmayan bir reklam filmi yayınladık önce. Sonra daha uzun filmimiz Mustafa Sandal'ın şarkısıyla ama çok daha dinamik bir şekilde daha ürünü anlattığımız, Yumoş dünyasının içinde kalan ama aynı zamanda deterjana vurgu yapan reklam filmimiz girdi. Zaten amacımız da buydu. Önce bir o etkiyi yaratmak o teaser'la, sonra tüketiciye bilgi vermek. Üçüncüsünde de bizim istediğimiz, hatta Ümitler'le konuşurken hani öyle bir şey yapalım ki Yumoş deterjanın çıktığını duymayan kalmasın. Ama bu sıra dışı bir şey olsun. Hani reklam değil, başka bir şey yapalım. Başka bir şekilde kullanalım Yumoş'u dediğimiz ve üzerine kafa yorduğumuz bir noktaydı. Orada da bu Nişantaşı'ndaki bina fikriyle müthiş bir çözümleme yaptı Ümitler. Strateji anlamında yani içgörüyü okuma ve bence kreatife yansıtma anlamında kampanyanın can alıcı diğer bir noktası bizim için dur bir dakikaydı aslında. Çünkü şeyi biliyoruz. Ben hemen... Şey biliyoruz yani deterjan pazarı çok rekabetçi bir pazar. Yani medya yatırımının çok yüksek olduğu, hızlı tüketimdeki birçok şirketin 2-3 markasının olduğu, rafın çok kalabalık olduğu bir pazar. Ama tüketicinin bakım ihtiyacı da yeterince karşılanmıyor. Dolayısıyla konuştuğumuzda hani bu yola çıktığımız dataya bakıp yola çıktığımız şeylerden biri ya kreatifte öyle bir şey söyleyelim ki bir dursun tüketici, bir dursun da Yumoş deterjanın artık çıktığını ve o rafta olduğunu anlasındı. Yine Ümitler çok basit bir çözümlemeydi. O zaman dur bir dakika diyelim diye çözümlediler. Bence hani Yumoş deterjan çok iyi çıktığıyla beraber dur bir dakika bizim bütün kreatif işlerimizde var şu an. Bence en can alıcı noktalarından biri rekabetçi bir pazar için çok doğru bir içgörüyü yansıtmış olduk bence.